Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, korkuttum galiba. Buyurun. Alex. Abi. Eleni. Eleni artık yok. Ne zaman? 2 gün önce. Ve sen bana bunu şimdi söylüyorsun. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bir türlü dilim varmadı. Davacı vekili avukat Süleyman Öner. Davalı vekili avukat Alex Carles. Duruşmaya. Abi bu duruşmaya girmek zorundayım. Ankara'dan da çıkamıyorum. Alesya'nın havalimanından alınması gerekiyor. Defin işlemleri var. Benim de yetişmem mümkün görünmüyor. Biliyorum ki sen gerekeni yaparsın abi. Çok şanslısınız. Malum kongre zamanı. İğne atsanız yere düşmüyor. Buyurun. Bir dakika. Anahtarı unuttunuz. Davut Baba, günaydın. Belli. Sen yine sabahlamışsın. Sana şöyle bol köpüklü bir Türk kahvesi. Ne dersin? Sağ ol evlat, belki sonra. Biraz konuşalım mı? Lan bana bak. Çok yerleşme, çabuk halleş şu işi. Karım ve kızım nerede? Onların hala iyi olduklarından emin olmak istiyorum. Merak etme. Hala canlılar. Sen istenileni yaptığın sürece de öyle kalacaklar. Bak, seninkiler. Bora, bir şey açamayın. Kızım, yavrum. Bana bak. Onların kılına zarar verirsen. Sus lan. Boş yapma. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Bak bunu sen de biliyorsun. Hadi yorma bizi. Karınla kızın seni bekliyor. Baba her şey yolunda mı? Bir sorun mu var? Fransa'da misafirimiz gelecek. Havalimanından alacaksın. Yanında ol, yalnız bırakma. Sonra kapıya getir.
İnşallah uzun sürmez. Korktuğum başıma geldi. Oh, Allah'ım. Sen hepimizi koru ya Rabbi. Uçak düşmez değil mi kızım? Mali huzma. Çapal paktuk. Ne? Ne oturacak? Kusura bakma kızım. Şöyle buyurun kimlikleriniz. Yine bekleriz. Buyurun resepsiyon. Bu ne iş? Otelde su mu kesilirmiş kardeşim? Resmen rezillik. Kusura bakmayın beyefendi. Bölgede bir altyapı çalışması var. Depomuzda da su vardı ama o da bitmiş anlaşılan. Ben hemen ilgileneceğim ama siz mi? Düşecek. Hepimizi öleceğiz. Öleceğim. Yardım edin. Öleceğim. Yardım edin. Don't panic. Calm down. Breathe. Breathe. Geçecek her şey. Lütfen sakin olun. Ben sizi anlıyorum. Nefes alın. Nefes verin. Sadece bir turbulans bu. Geçecek birazdan. Tout va bien, tout va bien. Gözlerinizi kapattın. Evet, çok güzel. Şimdi baş parmağınız ve yüzük parmağınızın burun deliklerinizin yanına yerleştirin. Evet. Sol tarafı tamamen açıldığını hissedin. Çok güzel. Devam edin. Çok güzel. Daha iyisiniz değil mi? Gerçekten işe yaradı. Kendimi daha rahatlamış hissediyorum. İyi, sevindim. Sağ ol kızım. Allah razı olsun senden. Kocam öldüğünden bu yana bu atak geldi mi bir daha gitmiyor. İlaçlar da fayda etmiyor. Sen de maşallah bülbül gibi şakadın. Hani Türkçen yoktu? Nereden öğrendin Türkçe konuşmayı? Fatikba. Ya söyle. Türkçe konuş kızım. Kuan ama. Kuan. Beni İstanbul'a götür. Annem öğretti. Ha, annen Türk o zaman. Yanına mı gidiyorsun? Hayır. O da uçakta. Aa, söyleseydin ya kızım, yer değiştirirdik. İnsanlık ölmedi ya. Şu anda hiç kimse annemle yer değiştirmek istemez. Sence yapabilecek mi lan bu salak? Vallahi patron, benim karım ve kızım bu halde olsa köpek gibi yapardım. Ama Suat abi neden illa bu herifi istediğini anlamadım. Oğlum senin zekan yeter bu işlere. Ha? O boş kafa yorma benim dediğimi yap hadi.
Efendim patroncuğum, ne istemiştiniz? Gerizekalı gerizekalı konuşma Tayfun. Ne isteyebilirim? Her şey planlandığı gibi devam edin. Hiç canı sıkmasın. Ya senin gibi bir dengesiz de iş tutarken dikkatli olmak lazım. Durum ne? Moran otele girdi. Kadınların rahatı yerinde. Gıkları çıkmıyor. Herifin tetiğe basmasını bekliyor. Güzel. Bütün gelişmelerden beni haberdar et. Ben Yusuf. Davut baba. Sadece Alessia. Tövbe estağfurullah. Çattık ya sabah sabah.